ya. ...2011 yılında otomotiv sektöründe ulaşılan rekor adetlerin ardından 2012 yılını 818 bin adetlik bir iç pazar, 1 milyon 73 bin adetlik üretim, 730 bin adetlik ihracat ile tamamlarken toplam sektör ihracatı da 2012 yılı içerisinde 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Otomotiv sektörü 2013 yılının ilk 8 ayını oldukça başarılı ve %12'lik bir artışla kapadı. Düşük faiz ortamı otomobil pazarını olumlu etkilerken, büyüme rakamlarındaki düşük gidişat, ticari araç pazarını ise olumsuz etkiledi. 2013 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle otomobil pazarında %20'lik bir artış söz konusuyken, ticari vasıta pazarında ise yaklaşık %9 bir azalma gerçekleşti. Bugün araç parkımızın %32'si 16 yaşın, %21'i ise 20 yaşın üstündeki araçlardan oluşuyor. Ülkemizin yaşlı araç parkının vakit kaybetmeden yenileştirilmesi ihtiyacı içerisindeyiz. Biz buradaki fuara hemen hemen sektördeki en yeni ürün gamına sahip markayız biz diyebilirim. Bütün ürünlerimiz yeni. Yaris'ten Aurus'e, Corolla'ya kadar. Güzel bir fuar olmasını diliyorum. Dönem dönem bazı renkler moda oluyor. Benim şu anda gözlediğim kişisel olarak da beyaz renk ağırlıklı müşterilerimiz tercih ediyor. Beyaz istiyor. Ama kırmızı, siyah ve füme renkleri de çok beğenildiğini ve satıldığını söyleyebilirim size. İlk başta bindiğinizde hani simülasyon aracına bindiğinizi bildiğiniz için Luna Park'ta bir şeye binmiş gibi hissediyor insan ama daha sonra araç dönmeye başladığında hani gerçekten şunu düşünmeye başlıyorsunuz. Bir aracın içinde olsam ve hani bir kazanda böyle taklatma versem emniyet kemerim olmasa ne olurdu halimde düşünmeye başlıyorsunuz. İnşallah böyle bir kaza sadece simülatörde kalır. İnsana çok kötü şeyler hissettiriyor. Ve üstelik de 10 km gibi düşük bir hızla giderken bir kaza anını yaşadık biz. Dolayısıyla emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi yaşattı bize. Her yöne, sağa sola, ileri geri ve paralel şekilde dönebilen bir cihaz. Kişiler emniyet kemerinin önemini vurgulamak için hazırlandı. Kaza anında çok da hızlı dönen bir araç düşünün ki bu 10 kilometre hızla dönen bir kabin. Kullanan kişiler üzerinde çok ciddi etkisi var.